Evim satılık deyip gezdirdi, pazarlık yaptı, kapora aldı ama aslında ev onun değildi. Bakın o dolandırıcı hem müşterileri hem de evin gerçek sahibini nasıl kandırdı. Kendisinde olmayan evi beraber gezdik. 2,5 milyondan 1,5 milyona kadar düştü. 100 bin TL verdik. Bizi bir dolandırdı. Benim evimi kullanarak birilerinden para çarpıyor. Emlakçıya geldi. Ortaköy'de evim var, satacağım dedi. Fiyatını 2,5 milyon liradan tam 1,5 milyon liraya kadar düşürdü. Sonra da 100 bin lira kapora aldı ama ev onun çıkmadı. Daire 2+1 olunca insanı tabii cezbediyor. Hikmet Koçyiğit, Ortaköy'de 20 yıllık emlakçı. İddiaya göre dolandırıcı önce Ortaköy'deki barları mesken edindi. Benim akrabam barda çalışınca bana dedi ki ya benim bir abim var orada 4-5 tane dairesi var, satmak istiyor. Ertesi gün benim ofisime geldi. Sonra Sazan Sarmalı'nın ilk adımını attı. Aynı zamanda kiracılara gidiyor. Burası gayrimenkul benim. Ben burayı satıyorum. 2 milyonluk daireye 1500 gibi rakamlara vermeye çalışıyor. Hikmet Bey, dolandırıcının satılığa çıkardığı evi gezdi, gördü. Sonra da pazarlığa başladılar. Dolandırıcı ne hikmetse epey bir indirim yaptı. Hikmet Bey de şüphelendi. Dedim ama sizin tapuyu dedi bir göreyim. İsmi tam net okunmuyordu. Dedim ki siz o zaman tapu dairesine randevu alın. Tapu dairesine randevu aldı. 100 bin lira gönderdik. Bir el yazıyla kendi verdiğimiz kapora yazdı, bize verdi. Dolandırıcı evin gerçek sahibiyle birkaç gün önce tanışmış. Onu da evini satacağım diye ikna etmişti. Çok profesyonel bir dolandırıcı. İkna edemeyeceği bir insan yok. Şirketim var, yanımda çalışanlarım var. Ben de güvendim yani. İşte evin gerçek sahibi Haki Dalkılıç. Haki Bey'i de kandırmış oldu. 2 milyon 150 bin lira teklif var buraya dedi. Yalnız dedi bir ricam var sizden dedi. Hemen bana tapudan randevu alın. Ben size kapora atacağım. Kapora falan göndermedi. İddiaların odağındaki isim ev sahibiyle telefonda konuşurken Show Haber muhabirine de tehditler savurdu. Bayrak diye Türkiye'ye sallarım. Haddini bilecek. Hatta benim 2-3 tane evimin tapu fotoğrafını attım. Korkuyorum ki şimdi onlar da başka birilerine pazarlayacak diye. Başkalarını da dolandırdı. Dün öğrendim 708 bin TL para almışlar.